ki üzerinize göğü yağmur bol bol olsa ondan başka tatlı. Bu tür konserler memleketimize yakışmıyor. Özellikle Şanlıurfa peygamberler şehri olduğundan dolayı helal Urfa'ya hiç yakışmıyor. Yani Türkiye'nin hiçbir yerine yakışmaz. Türkiye'nin geçmişine baktığınız zaman bir İslam memleketidir, Müslümanların yaşadığı bir memlekettir. Bu festivaller Müslümanların ahlakını, gençlerin ahlakını yozlaştırıyor, bozuyor. Batı emperyalist kültürünü kendi bizim gençlerimize empoze etmeye çalışıyorlar. Bu kabul edilemez. Buradan şehrimizin yöneticilerine sesleniyorum, Sayın Valimize, Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda destek veren ve ön ayak olanlara sesleniyoruz. Yani bu tür konserlere ön ayak olmasınlar, bunlara sebep olmasınlar. Bunlar gençliğin ahlakını bozuyor, gençlerimizi yozlaştırıyor. Bu da ileride baş edemeyeceğimiz sorunlara sebep oluyor. Hükümetin sürekli dile getirdiği dindar gençlik söylemi var. Bu dindar gençliği dinden uzaklaştırma projesidir. Buna sebep olanların bunun farkında olması lazım. Biz Müslümanlar olarak, peygamber sevdaları olarak böyle bir etkinliği Şanlıurfa'da istemiyoruz, kabul etmiyoruz. Gençlerimizin ahlakının bozulmasına sebep olmasını istemiyoruz. Hiçbir şekilde yakışmıyor. Urfa hele bir de kültür medine başkenti olarak seçilmiş bir şehre bu tür festivallerin olması kabul edilemez. İleriye dönük olarak gençlerimizin ahlakını bozacak, gençlerimizi yozlaştıracak. Yani bu sadece bir inanç meselesini aşıyor artık. Yani gençleri düşünemez hale getiriyor. Gençleri sadece zevk ve sefaya düşkün hale getiriyor. Zevkine düşkün, sadece heva vevesine düşkün bir gençliğin yetişmesine sebep oluyor bir tür şeyler. Ve bu tür festivallerde içkiler tüketiliyor. Yani haram olan şeyler yapılıyor. Birlikte yani kadın, erkek, genç, kız, yaş, farkı yok hepsini meydanlara topluyorlar. İstenmeyen görüntüler oluşuyor. Haram olan şeylere sebep oluyorlar. Bundan dolayı bizim şehrimizde böyle bir şeyin olmasını biz istemiyoruz, kabul etmiyoruz. İnşallah yani bu şeyde etkinlikte ön ayak olanlar bunun farkına varırlar, buna engel olurlar. Buna, yani siz de buna hani ön ayak olduğunuz için, bunu haberleştirdiğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Yani gençliği bozan hiçbir program, hiçbir proje peygamberler şehrine yakışmaz. Birçok peygamber yaşadığı bir memleketteyizdir. Misafirperverliğiyle, dindarlığıyla, insani vasıflarıyla namsamış bir memlekettir. Bizim bunlardan beklentimiz Urfa'nın dokusuna uygun bir şekilde bir etkinlik düzenlemeleriydi. Göz boyamak babında yapılan bu etkinlikler gençlerimize bir fayda sağlamıyor. Şimdi gençlerimize fayda sağlamayan bu etkinlikler pekala ne yapıyor? Maalesef gençlerimizi zıvanadan çıkartıyorlar. Biz neleri gördük? Maalesef gördüğümüz sahneler yani Urfa'mıza hiçbir şekilde yakışmayan sahnelerdi. Kız ve erkekler iç içe dans ediyorlar. Çok kötü sahnelere karşılaşıyorlar. Çok af buyurun belki müstehcen diyebileceğimiz birçok görüntülerle karşılaşıyor insan. Burada mesela yetkililere sesleniyorum. Gerek Büyükşehir Belediyesi başkanımıza gerekçe Fanta Fest düzenleyen etkinlik şeylerine bir an önce bizim gençlerimizi ifsat eden, köklerine uzaklaştıran, dinlerine uzaklaştıran bu etkinliklerden vazgeçsinler. Siz bizim gençliğimizin altına dinamit koyan tehlikeli yaratıklarsınız. Neden siz batıya angaje bir şekilde bir etkinlik düzenliyorsunuz? Yani şimdi ben dindar olan, kendisini bize dindar olarak tanıtan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na buradan sesleniyorum. Siz halka hizmet etmek saygıyla buraya geldiniz. Dindar profilinizle siz buraya geldiniz. Şimdi siz bu toplumu ifsad edecek etkinliklere imza atıyorsunuz. Yazık oluyor. Lütfen bir an önce bu etkinlikten vazgeçin. Bu tahribattan vazgeçin.